Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Birinci vizeye hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum ve 8. sorudayız. Sorumuz şöyle. 1,308 gram çinko metali ve hidroklorik asit çözeltisinin aşırısından elde edilen 516 ml H2 gazı su üzerinde 28 santigrat derecede ve 1,02 atmosfer basıncında toplanmıştır. Suyun buhar basıncı 28,3 mm civa ise R yani ideal gaz sabiti değerini deneysel olarak hesaplayınız. Yani buradakini deney olarak kabul edip buradan çıkan R değerini soruyor bize. Biz normalde R değerinin 0,08206 litre atmosfer bölü mol Kelvin olduğunu biliyoruz. Bakalım burada yapılan bu deney sonucunda R değeri kaç çıkacak? Şimdi çinko metali hidroklorik asit çözeltisinin aşırısı var. Bu ikisinden hidrojen gazı elde edilmiş. O zaman çinko metali klorla çinko klorürü meydana getirecek ve buradan H2 gazının açığa çıktığını görmekteyiz. Şimdi iki klor var. Burayı 2 ile çarptığımızda hidrojenler de denkleşmiş olur. Çinko metalinden 1,308 gram var elimizde. Hemen bunun moline geçerek oluşacak hidrojenin mol sayısını bulabiliriz. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Çinko metalinin mol kütlesini burada bize vermesi lazım tabii ki. Çinkonun mol kütlesi 65,38 gram bölü moldür. 65,38 gram bölü mole böldüğümüzde gramlar birbirini götürüp mol yukarıya çıkarsa zaten mol olarak sonucu buluruz. Buradan 0,02 mol çıkar çinko. Şimdi bu 0,02 mol ise 1 moldan 1 mol hidrojen oluşuyorsa denkleştirilmiş denkleme göre o zaman 0.02 mol çinko'dan da 0.02 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi açığa çıkan bu hidrojen gazı su üzerinde toplanmış. O zaman hidrojen gazının basıncını bulalım çünkü mol sayısını biliyoruz. Hacmini biliyoruz. Sıcaklığı biliyoruz. PV=nRT'den ne yapabiliriz? R sayısına geçebiliriz. O zaman basıncını bulabiliriz. Basıncını bulmak için atmosfer basıncı eşittir. Hidrojen gazının basıncı artı bu su üzerinde toplanmış suyun da bir buhar basıncı var. O da zaten 28,3 mm olarak verilmiş. Şimdi atmosfer basıncı 1,02 atmosfer. Suyun buhar basıncı milimetre mm olduğu için bunu hemen milimetre mm çevirelim. Bir atmosferin 760 milimetre civa olduğunu biliyoruz. O zaman böyle yazdığımızda atmosferler gitti milimetre civaya çevirdik. Eşittir. Hidrojenin basıncını bulacağız. Suyun buhar basıncı 28,3 milimetre civa. Buradan hidrojenin basıncı eşittir. 775,2 gelir buradan. Bu tarafa geçtiğinde eksi 28,3'ten hidrojenin buhar basıncını 746,9 mm civa olarak buluruz. Şimdi artık PVnRT'yi kullanabiliriz. PV eşittir nRT ideal gaz denklemi. Basıncı biliyoruz, 746,9 mm civa. Burada kullanılan basınç atmosfer cinsinden olduğu için bunu atm'ye çevireceğiz. Bir atmosferin 760 mm civa olduğunu biliyoruz. Milimetre civalar birbirini götürdü atmosfere çevirdik. Hacmi nedir? Hidrojen gazının 516 mililitre. Burada litre olmalı. Yani 0,516 litre. Bine bölerek litreyi çevirdik. Eşittir nRT. N 0,02 mol çarpı R'yi bulacağız. Sıcaklık Kelvin sıcaklığı yani 273 ile bize verilen dereceyi 28'i topladığımızda bu da Kelvin cinsinden olacaktır. Buradan bu iki sayıyı çarpıp 760'a bölüp daha sonra 002'ye bölüp ve de şu toplama böldüğümüzde R değerini 0,0842 litre atmosfer bölü mol kelvin olarak buluruz. Deneysel değer bu. Gerçek değer de zaten bu. Bunu biliyoruz. Evet, gelelim 9. sorumuza. Kapalı kapta 35 gram gaz karışımı 0,45 mol N2 gazı yani azot gazı, karbondioksit gazı ve kütlece %35 oksijen gazı içermektedir. Karışım 6 atmosfer basınç altında 4,8 litre hacme sahiptir. Bu karışıma 0,95 mol helyum gazı eklenip sıcaklık 20 derece arttırılıyor. Sonuçta oluşan gaz karışımının Toplam basıncını atmosfer olarak hesaplayınız demiş. Şimdi gaz karışımımızın basıncı verilmiş, hacmi verilmiş, toplam mol sayısını da bulabileceğimize göre, o zaman neyi bulacağız NRT'den Kelvin sıcaklığını bulacağız. O zaman hemen ne yapalım? En toplamı bulmak istiyoruz, gazların toplam mol sayısını. Şimdi azotun ki zaten 0.45 mol, mol olarak verilmiş. Fakat gaz karışımının toplamı gram olarak. Buradan karbondioksitin de kütlesine geçmek için önce diğer gazların kütlesini bulup toplam kütleden çıkararak karbondioksitin kütlesine geçeriz. Daha sonra da her birini mole çeviririz. 0.45 mol azot gazı var. Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi dersek. O zaman mol sayısıyla mol kütlesini çarparsam gramına geçmiş olurum. Yani m'sini bulurum azot gazının. Mol kütlesi azotun 14 artı 14 28 gram bölü moldür. Zaten moller birbirini götürürse gram cinsinden kütleyi buluruz. Evet buradan azotun kütlesini 12,6 gram olarak buluruz. Şimdi bu karışımın kütlece %35'i de oksijenmiş. O zaman 35 gram gazın %35'i oksijense buradan oksijenin kütlesini de 12,25 gram olarak buluruz. Şimdi azotun zaten molü 0.45. Oksijenin kütlesinden hemen molüne geçelim. N eşittir M bölü MA dedik. Kütlesi 12,25 gram. Oksijenin mol kütlesi de O2 16 16 32 gram bölü mol. Buradan oksijenin mol sayısını 0,38 mol olarak buluruz. Bu kadar molde oksijen var. Şimdi geriye ne kaldı? karbondioksitin kütlesini bulmamız lazım. O zaman azot ve oksijenin kütlelerini toplayıp bu kütleden çıkarttığımızda geriye kalan karbondioksitin kütlesi olacak. Bu ikisini toplarsak 24,85 gram eder. 35 gramdan 24,85 gramı çıkartırsak 10,15 gram da karbondioksitin kütlesidir. Şimdi hemen karbondioksitin Mol sayısına geçelim. Mol sayısı eşittir. Kütlesi 10,15 gram bölü karbondioksitin mol kütlesi 12 artı 16, 16, 32'den 44 gram bölü moldür. Karbondioksitin mol sayısını da 0,23 mol olarak buluruz. Bu kadar da karbondioksit gazı var. Şimdi o zaman en toplamı bulmuş oluruz. Yani azotun mol sayısı 0,45 artı oksijenin mol sayısı 0.38 artı karbondioksitin mol sayısı 0.23 toplam mol sayısını 1.06 mol olarak bulduk. Hemen ben buradan PV=nRT'yi yazdığımda basınç 6 atmosfer hacim 4.8 litre mol sayısı 1.06 mol R değeri 0.082 litre atmosfer mol Kelvin çarpı Kelvin cinsinden sıcaklığı bulacağız. Buradan Kelvin cinsinden sıcaklığı 331,34 Kelvin olarak bulurum. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda helyum gazı ekliyoruz. 0,95 mol. Yani benim en toplamım değişecek. O zaman en toplam bu durumda ne olacak? 1,06 artı 0,95 molden 2,01 mol olacak. Mol sayıları değişti. Sonra kapalı kapı olduğu için hacim değişmiyor. Basınç ne olacak? Zaten toplam basıncını soruyor bize. Basınç değişecek. Son durumdaki basınç. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Sıcaklık ne olmuş? Sıcaklık 20 santigrat derece arttırılmış. Bunun içerisindeki santigrat dereceyi ben 20 derece arttırdığımda ne olur? Bu değer 20 derece artmış olur. 331,34'e 20 eklediğimde 351,34 Kelvin olur sıcaklık. Şimdi P1, V1, N1, T1 eşittir. P2, V2, N2, T2 formülünü kullanabilirim. Bu da neydi? Genel gaz denklemi. Şimdi hacimler sabit V1, V2 çünkü kapalı kapta gerçekleşiyor. Burada 2'den fazla değişken değiştiğinde kullanacağımız denklem genel gaz denklemiydi ve biz genel gaz denklemini kullanmaktayız. Şimdi hemen bakalım. P1 birinci durumdaki basınç 6 atmosferdi. Bölü N1 birinci durumdaki toplam mol sayısı 1,06 moldü. Çarpı birinci durumdaki sıcaklıkta 331,34 Kelvin'de. Eşittir. Ne diyeceğiz buraya? P2 yani helyum gazı kattıktan ve sıcaklığı arttırdıktan sonraki basıncı bulacağız. N2 toplam mol sayısı ne oldu? 2,01 çarpı son durumdaki sıcaklık 20 derece arttığında da 351,34 Kelvin oldu. Buradan son durumdaki basıncı 12,0 64 atmosfer olarak buluruz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.